günaydın sevgili izleyiciler. 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Annem'de karşınızdayız. Hafta içi her sabah olduğu gibi son derece keyifli, güzel bir program bizleri bekliyor. Değerli konuklarım var, birbirinden değerli. Mutfaktayız biliyorsunuz. Ben Annem'in mutfağındayız. Gülşen Besleyen'le beraber olacağız. İlk bölümde bize harika kek popslar yapacak. Adı kek pops ama çikolata topları. İkinci bölümde de sağlığımızı ilgilendiren bir konu yine çocuklarımızın sağlığıyla ilgili çocukluk çağında görülen romatizmal hastalıklardan konuşacağız. Doktor Selda Öktem bizimle beraber olacak. Sosyal medya hesaplarından sorularınızı, görüşlerinizi göndermeye başlayabilirsiniz. Biz hemen kekimizi yapmaya başlayalım. Kek popslarımızı. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkürler. Daha önce yine Selda Hanım'la beraber, Selda Hanım diyorum, her tarafımız Selda alınca diğer bir konuğumuz doktor hanım Selda adında. Gülşen Hanım daha önce bizimle olduğunda yine böyle çocuklarımıza yedirebileceğimiz harika atıştırmalıklar, tatlılar yapmıştık. Sadece çocuklar demeyelim tabii, burada altını çiziyoruz çünkü programda tezat düşmeyelim. Hep diyoruz ki çocuklara şeker yedirmeyelim, uzak duralım, işte şeker hamurlarını sıyıralım, kekin sağlıklı kısmını yedirelim ama hiç tattırmadık. Olmuyor değil mi Gülşen Hanım? Kesinlikle. Şimdi burada hani birbirimizi kandırmayalım. İzleyiciler için de aynı yani. Şey geçerli. Herkes evet. Çocuğuyla ilgili en azından yani birazcık öyle tadından baktırıyor. Nasıl tepkiler alıyorsunuz şekerli şeker hamuru kullanıp böyle bir şeyler yaptığınız zaman? Valla genelde tabii çok talep var bu yönde. Doğum günleri artık kutlamalar çok daha cafcaflı geçiyor. Her türlü işte doğum odaları hazırlanıyor. Benim doğum zamanımda yoktu öyle bir şey mesela. Çok cicili bicili masalar hazırlanıyor. İşte bu tarz şeyler yapılıyor. Böyle olunca da butik pastacılara çok fazla talep oluyor. Talep olunca da işte biz de karşılamaya çalışıyoruz bu talepleri. Bu şekilde hayat devam ediyor. Ama tabii başka projelerim falan da var benim şimdi yakın zamanda. Şimdilik işimi eğitim anlamında işimi eğitimle destekleyip çok daha iyi yerlere gelmek istiyorum artık. İnşallah çok güzel olur. Dediğiniz çok doğru. Artık doğum günleri daha şatafatlı, ister istemez çocukların beklentisi bu yönde. Daha böyle süslü, işte karakterli pastalar yapıyorsunuz. Çocuklar aslında çok fazla doğum günlerinde böyle bunları alıp sonuna kadar bitirdiğini, yediğini hiç hatırlamıyorum ama görsel olarak isteniyor. Anneler de istiyorlar. Biz de yapabiliriz yani. Evet, kesinlikle. Azıcık geçtim. Tamam. O kadar uzak kaldık ki. Biz de yapabiliriz evimizde sevgili izleyiciler. Bunun için malzemelerimizi sayalım. Bakın burada mesela bitmiş hali var. Görseli harika. Çok güzel gözüküyor. Renkli renkli pembeler, maviler, kız çocukları, erkek çocuklar gibi. Ama kendi misafirlerimize de ikramlık verebiliriz. Aynen öyle. Hani illa başka böyle renklerde. Çubuklara koymak zorunda değiliz. Küçük kalıplara kullanıp işte tabakta sunum yapılabilir. Veya işte ben hani bu şimdi hazırlayacağımız harcı bir tepsiye yiyip üzerine çikolatayı döşeyebiliriz. Çok güzel şeyler olur inanın. Şimdi yapmaya başlayacak. Başlayalım. Gülşen diyor ki yayından önce çok pratik, çok basit baksanıza diyor. Dedim burada her şey çok pratik görünüyor. Çünkü her şeyi hazırladığımız için çok pratik hemen yapıvermişiz gibi oluyoruz. Ama evde de bunun püf noktası ne? Her şeyi tezgaha yayacağız, kesinlikle. Hazır edeceğiz, öyle başlayacağız. Ya öyle her zaman olmuyor tabii ama yapmaya çalışıyorum ben de. Çünkü çok daha kolaylık oluyor insan hani planlı programlı çalışınca. Bunların hepsini ben eğitimde alacağım inşallah bakalım. Şimdiye kadar hani kendi tecrübemle bir şeyler yapmaya çalıştım. Bundan sonrasında inşallah pratik, teorik yönlerini öğreneceğim. Evet. Belki çok daha güzel şeyler çıkacak. İnşallah kesinlikle çıkacaktır. Malzemeleri sayalım. Rengarenk şekerler de var. Bunları bulmak artık çok kolay. Evet. Neler gerekiyor bize çikolata topları, kek popslar için? Kek popslar için öncelikle bir kakaolu keke ihtiyacımız var. Bu kakaolu keki hazır da alabilirsiniz ama ben tabii ki şeker miktarını az kullandım. Bir kakaolu kek yapıyorum hazır. Çünkü dışında ve içinde çikolata olduğu için çok fazla tatlı oluyor. Evet. Dolayısıyla hazır keki çok önermiyorum. Bunun dışında içine bir ganaş kreması kullanacağız. Ganaş ne kreması? Ganaş krema. Bir ganaj deyince bir ganaj. Adı bir ganaj. Ganaş kreması. Farkı ganaş nedir diğer kremalardan? Marketten aldığımız kremadan. Şöyle ganaş krema çikolatayla kremanın birleşiminin oluşan kremanın adı ganaş krema. Aynen öyle.
genellikle pastalarda kullanılıyor. Çok da sevilen bir krema. Ama onun sağlıklısını da yapmak mümkün yani. Onu da bilahare evet, başka bir programda yaparız. İnşallah. Şeyler var, anlatırım. Çikolatalar var. Evet. Mesela biz bundan önce bir gıda mühendisi konuğumuzla konuşmuştuk. Dedim ki yaptığımız keklerin içinde çikolata parçaları geliyor ya ağzımıza. Bunlar o kadar fırına girmesine rağmen erimiyorsa kim bilir midede ne oluyor? Hani bunlar zararlı mı? Gibi bir soru sormuştum. O da çok güzel bir açıklama yaptı. Onlar özel bir işlemden geçtiği için sağlığa yani normal çikolatadan bir farkı olmuyor. Öyle mi? Sizin bir araştırdınız mı, ettiniz mi? Yani çok ufak araştırmalar tabii ki. Benim hani bir gıda mühendisi kadar bilgim yok ama bildiğim kadarıyla hani zaten çok içindeki şu göstereceğim size kakao yağı. Kakao çekirdeğinden elde ediliyor ve bir takım işlemlerden geçiyor. Gerçek kakaonun rengi bu zaten. Evet. Evet. Her biri farklı şekilde işlemden geçtiği için her biri farklı işlemlerde kullanılıyor. Kuvertür çikolata en lezzetli çikolatalardan. Hayır, özellikle. Peki hadi başlayalım. Şimdi siz ne yaptınız? Şimdi iki tencerede sıcak suyumuz var sevgili izleyiciler. Öncelikle biz ganaş kremamızı hazırlayalım dedik. Ganaş kremayı ben burada hazırlanmış haliyle getirdim. Çünkü bize donmuş olarak lazım. Donmuş halini göstereceğiz ama ne şekilde yapıldığını gösterelim istedik. Benmari mi bu? Benmari usulü eriteceğiz. Evet. Çikolatalarımızı normal bir çiğ kremanın içerisinde birebir ölçüyle istediğiniz ölçüde olacak. Mesela diyelim ki 200 gram yapacaksanız 200 gram kremaya 200 gram çikolata kullanılacak. Bu şekilde hazırlanan bir krema. Ve benmari usulü eritiliyor ama şöyle de yapılabilir. Biz şimdi burada pratik olsun diye beraber kaynatıyorum ama ben normalde kremayı ısıtıp kremanın ısısıyla çikolatayı eritiyorum. Ama bu şekilde de hazırlanabilir. Şimdi biz hızlı bir şekilde gösterelim ganaş krema nasıl olur bilmeyenler için. Birçok kişi biliyor artık ama bilmeyenler için de böyle gösterelim. Evet, bu çikolata parçacıkları fırına kekin içine girdiğinde erimiyor da kremayla sıcak buhara maruz kaldığında eriyor mesela. O da ama enteresan. Bu çikolataları mesela ben kekin içerisinde kullandığımda orada da eriyor. Şimdi her çikolatanın yapısı farklı. Farklı bu işlemlerden geçtiği için evet. Peki o öyle orada ganaj mıydı? Ganaj krema. O hazırlandığında şöyle bir kıvam alacak sevgili izleyiciler. Aynen öyle. Normal bir kremaya neydi çikolataların o adı? O kuvertür hali? Çikolata. Kuvertür çikolatayı erittiğinizde şöyle bir görüntü olacak. Gerçekten ekmeğe sürye yani evet. Yalnız şu anda böyle sabah saati kahvaltı saatinde. Aslında. Peki biz bunu bitmiş farz edelim mi? Edelim bitsin. Olur. Hani tamam. Hiç olmazsa görselini ben onu karıştırırım orada siz yaparken. O zaman sonra biz yavaş yavaş. Ben bu kremayı bittiğinde de size hemen haber toplarımızın vereceğim. Toplarımızın topları yapmaya başlıyor. Aslında bu kadar. Için. Çok gerçekten basit görünüyor. basit görünüyor ama değil. Neden değil? Ya aslında çok basit gerçekten de. Şimdi biraz öncesinde alışveriş. Bir kek gerekiyor. Kek yapmamız kek gerekiyor. Kek yapacağız. Şu nedir? Kremayı yapıp normal bildiğimiz pandispanya keki. Pandispanya kekini rondodan, evet, rondodan ya da elimizde de ufalayabiliriz. Dediğim gibi hazır kek de kullanılabilir ama çok tadı çok fazla şekerli oluyor. Evet, pandispanya birazcık daha şey değil mi? Böyle az şekerli olduğu için. Evet. Daha iyi bir tat verebilir. Daha, içi şeker, dışı şeker. Biz bu şekilde ufaladık bunu. Ve önceden hazırladık. Sonrasında şimdi ganaş kremamızı ekliyoruz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Ganaş kremayı kekimizin ölçüsünde, şimdi her evde tartı olmayabilir ama şöyle yapabiliriz. Ben öncesinde tabii göz kararı yaptığım için her şeyi. Evet. En güzel lezzet göz kararından çıkar. Evet. Vallahi gerçekten ben tecrübeli sandım. Sonrasında şunu öğrendim ki kekin tutayım. Yarısı kadar krema kullanmamız gerekiyor. Bu durumda mesela bir bardak kek kullanacaklarsa eğer yarısı kadar krema kullanmalılar. Ama bir ben yine de kontrollü bir şekilde kadar, ekliyorum. Çünkü çok cıvık olursa işte kek eklememiz gerekiyor veya bunun sonu yok tabii. Katı bu olursa arada ganaş krema hazır. Gülşen Hanım gördüğünüz öyle gibi mi? Sevgili tamam. İzleyiciler. Süper. Yani eridi şu an bile. Sizin kullandığınız kremanın aynısı. Aynen öyle bir gece beklemiş yaptık. Hali benimkisi. Bir gece bekledi. Biz burada marketten aldığımız kutu kremadan aynen. Ne kadar koyduk? Bir paket kutu kremaya. Ha, bir paket tamamını boşalttık. 200 mililitre onlar.
Evet. 200 gram da çikolata ekledim. Üstüne hatta de... ben yarısını sütlü yarısını bitter kullandım ki daha lezzetli oluyor. Evet, mesela bu şimdi bitti. Biz bunu bir gece dinlendireceğiz. Dinlendiriyoruz, böyle oluyor. Odasında mı, dolapta mı? Dolapta, buzdolabında. Dolapta, evet. Sonra böyle koyulacak. Bunu kapatalım artık. Evet. Çok güzel oldu. Ama onun tenceresine ihtiyacımız olacak. Çünkü tamam. Çikolatalarımızı eriteceğiz bulamak için. Ben buraya gelirken gıda boyası getirmedim. Çok iyi yaptınız. Şundan dolayı burada nasıl olsa yapılmışlarını gösteririz dedim. Evde insanlar hani gıda boyasıyla yapmak istemeyebilir. Arkadaşlarına, dostlarına hediye götürmek isteyebilirler. İşte boyasız sadece şekerlerle süsleyerek de olabilir diye düşündüm. Mis gibi koktu. Neydi kremanın adı? Sürekli unutuyorum. Ganaj kreması. Ganaj nehri geldi aklıma. Peki şimdi onları top top yapacağız birazdan. Malzemelerimiz hazır. Bu arada bunları artık çok rahat evlerde de insanlar yaptığı için eskiden sadece fabrikasyon işte büyük firmaların şeylerinde bulurdunuz. Mutfaklarında. Şimdi marketlerden mi temin ediyoruz? Evet, rengarenk şekerler var. Bakar mısınız ne kadar güzel. Çok güzel tabii, çok güzel ama işte çok fazla böyle sadece süs amaçlı kullanılsa çok daha iyi. Evet. Doğum günlerinde çocukların ellerinde zaten bir ısırık ya alıyorlar ya almıyorlar aslında, özel zamanlarda da. Bu yaptığımız toplar aslında belki de en masumları diyebiliriz bence. Çok hani doğru. Çok da fazla bir şey yok çünkü içlerine. Şimdi ben biraz fındık ekleyeceğim. Tamam. Fındık hem çok güzel bir lezzet veriyor. Yaklaşık işte yarım çay bardağı kadar falan. Çok fazla kullanmamamın sebebi çubuklara taktığımızda donuyorlar ya. Fındıklar ayrıştırıyor onları, çatlıyorlar. O zaman o çikolataya buladığımızda hemen elimizde kalıyor çubuklar falan. Evet, özetliyorum sevgili izleyiciler. Pandismanya kekini rondodan geçtik. İsterseniz keki kendiniz yapabilir, parçalara ayırabilirsiniz ama kendi yaptığımız kekte yoğun şeker olduğu için dışına da şeker kapladığımız için aşırı tatlı olacağını söyledi Gülşen Hanım. Pandismanya kekini rondodan geçti. Üzerine de granaj mıydı? Ganaj. Ganaj. Ganaj kreması koyduk. Ganaj kremasını nasıl yaptık? Şeyle. Krema ve krema kuartik. Aldık. Bir kutu krema. Üzerine de çikolatayı 200 gram da çikolatayı erittik. Ben Mari usulü. Sıcak suyun buharında yani ben marinin açılımından artık onu öğrendik en azından. Bir gece beklettik, kekin içine kattık. Sonra da fındık fıstık. Evet, istediğiniz her şeyi birazdan da top top yapacağız. Hatta bunun içine işte kuru üzüm falan da eklenebilir. Bu çok her fazla şey, çeşitlenebilir. Tabii, tabii. Hatta üzerine çikolata kaplamak istemiyorsanız bu şekilde topları Hindistan cevizine bulayıp o şekilde de yapabiliriz. Servis edilebilir. Bitti yani aslında. Şimdi bunları top yapmak kaldı. Bundan sonrası bir de, biraz riskli işte. Evet, bir de dışını kaplamak var değil mi? Dışını kaplamak dışını için. Dışını kaplamak için. Şimdi çikolatalarımızı eriteceğiz. Ben sizden yardım tamam, isteyebilir söyleyin. Miyim? Tencereye onları koyarsak tencerenin böylece, üzerine. Evet. Şöyle. O ona biraz değebilir. Yani önemli buna, olan. Buna mı koyayım? Heh, aynen öyle. Tencereye sizin göre de. Cam kase. Ah hoppa. Olmadı onun gibi biraz değdi. Biraz değdi evet. Bu olmaz. Değmemesi lazım çünkü. Biraz suyu dökelim biz buradan o zaman. Şunun suyunu birazcık dökeceğiz. Tamam. Öteki tencerede. Ben yuvarlak. Bu ne oluyor? Bunun suyunu biraz boşaltsak idare eder mi? Olur mu dersiniz? Bu ne olursa belki bu daha geniş ağız ya. Şöyle tamam. Yapalım o zaman. Ben aynısını yapacaktım ama. Evet Gülşen değil mi? Ben ya. Bozdum. Kusura bakmayın. Yok yok biraz tamam. Biraz heyecandan. Şimdi. Biraz yükseltirsek. Bunu birazcık şimdi hızlı komple hızlı açıyorum hepsini. Sonuna kadar açıyorum. Şimdi bunlar eriyecekler. Eridikten sonra elde ettiğimiz erimiş çikolataya toplarımızı bulayacağız. Bulayacağız. Ama tabii bunları bulayamayız. Neden? Neden? Çünkü bunları buzdolabında biraz dinlendirip soğutmamız gerekiyor. Biz onun için soğutulmuşunu getirdik. Ha, tamam. Onları yapacağız. Ben de hani beklettiğimizi farz edin. Haydi bulayalım diyeceksiniz zannettim. Yok öyle bir riske girmeyelim dedi. Evet o riske girmeyelim. Şimdi bu çabuk bitsin diye ben hemen. Ben yapmazsam tamam. Bu iş hayatta bitmez zaten. Ben hemen eldivenimi giyiyorum. Yani ceviz hemen büyüklüğünde, top top yapıyoruz. Ben normalde tabii tartıyı kullanıyorum. Böyle de yenilebilir. Değil mi? Böyle de yenir. Tabii tabii böyle de yenir. İstersek. Soğuk soğuk gayet de soğuk, güzel. Soğuk. Ama çikolata üzerinde olunca inanın çok daha güzel oluyor. Bunu yani bu cake pops budur illa herkes bunu yapıyor diye bir şey yok bu arada. Hani bunu iddia etmiyorum. Bu benim yaptığım usul. Tabii. Herkes farklı şekilde uygulayabilir. Bunun üzerine şeker hamur kaplayanlar da var. İçerisine böyle ganaj krema değil sadece krem şanti katanlar var. Veya fındık kullanmayan var. Hani
çok fazla seçenek var. Herkesin böyle diyoruz ya işte şeker var bunda, çikolata var, var da yine de mesela kendimiz yaptık ya. Yani evet, masumlaştırmaya çalışıyorum. Yo, içerisindeki kremayı, çiğ kremayı da evde kendimiz hazırlayabiliriz. Tabii hepsini, kekini, yumurtasını koyup böyle kendimiz kekini de kendimiz yapıyoruz. Şunu ben yapımcımız Duygu için yaptım. Bana dedi ki yayından önce. Sen yap yap dedi, yamuk yumuk seninkiler de şekil olur falan dedi. Şeye koymak için yayında. Ben dedim ki ben düzgün yapıyorum dedim. Kendisine ikram edeceğim birazdan. Tabii ben hani görsel olsun, amaç yardım edeyim, hızlı bitsin. Teşekkür ederiz. Şimdi çok gayet böyle gayet dikkatli güzel yapıyorum oluyor, yalnız teşekkür bu arada. Bu kadar çok aceleciyim ben mutfakta. Hızlı hızlı yapar, i̇şte döker, ben saçar. Biraz ağırım bu konuda bir doğru çare. Doğrusu o mu acaba ya? Hangisi doğrusu acaba? Benimki de doğru olmuyor çünkü çok fazla vakit harcıyorum her şeye. Mutfakta çok fazla zamanım geçiyor bu zaman. Ama ne sefer. Güzel bunlara. Bu arada kızın Ece de gelmiş. Evet. Çok tatlı. Daha önceki yayına da gelmişti. Evet. O çok alışmıştır herhalde bunları görmeye evde. Evet evet. O yüzden ya öyle ben çok yediğini zannetmiyorum. Ben aslında şanslı bir anneyim. Çünkü hani benim kızım çok fazla böyle tatlıya düşkün bir çocuk değil. Ne güzel. Bu yönden çok şanslı hissediyorum kendimi gerçekten. Nasıl oldu bunu, nasıl başardınız? Yani doğuştan gelen bir şey herhalde bu. Bilmiyorum. İşte damak tadı. Evet. Aynen öyle. Şimdi. Evet, şimdi sevgili izleyiciler şanslısınız. Bu arada biz topları bitirdik. Gördüğünüz gibi şunu şöyle koyalım. Birazdan çubuklar da burada. Onları top top yapacağız. Süsleyeceğiz. Tamam. Bitmiş hali burada. Cake pops'lar yapıyoruz bugün. Özel günleriniz için, doğum günlerinde de olabilir. Bütün özel günlerde. Ben Maria usulü çikolatalarımız, beyaz ve süslü çikolatalarımız ve bitter karışımımız eriyor. Evet. Onlar eridikten sonra toplar onlara bulanacak. Üzerine evet. de istenilen süsler evet, konacak. Şekerlemeleri. Gülşen Hanım, o zaman siz devam edin. Tamam. Diğer konumuza geçelim biz. Tamam. İzleyicilerimiz de anneler babalar sorularınızı sormaya başlamışlar. Sorularınızı sorabilirsiniz son postun altına. Romatizmal hastalıkları konuşacağız çocuklarda. Sonra da mutfağa geri döneceğiz. Tamam. Size kolay gelsin. Çok teşekkür Birazdan ederim. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bam, babada, badam, bam, 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 çeyrek beş babada, defa vuruyorum. Bam, bam, şimdi yeni doğmuş bebeğimizde anneleri en çok korkutan yer göbek kordu. Ama şu muffini yiyip aman ne yedim ki canım deyip arkasına yine bir şey yiyebilirsiniz. Ben aslında kendinizi yaşayın istiyorum. Geliyorlar, bakıyorlar. Nefes alıyorlar. Aile tablosunu doğru bir şekilde değerlendirmek şart. Yük omurganın bittiği yere biniyor. Yani şuraya biniyor. Soğan koyduk, yaban mersini koyduk, çörek otu koyduk, bal ve pekmez koyduk. Tutmuş almış çocuğun bezini. Bunu biliyor musunuz? Bundan evin her tarafında var diye başladı. Evet sevgili izleyiciler, devam ediyoruz. Ne yaptık biz arkadaşlar? Topkekler illa adını söyleyeceğim ya, yapıyoruz. Güzel çikolata topları yapıyoruz mutfağımızda. Gülşen, biz cake pops yapmışız. Evet söylediler, çok teşekkür ederiz. Gülşen besleyen bizimle beraber. Şimdi de Selda Öktem'le beraberiz. Romatolog Selda Öktem bizde çocuklarda çocukluk çağında görülen romatizmal hastalıklardan bahsedecek. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, merhabalar. Romatizma deyince biz daha önce sizinle yine romatizma ile ilgili de biraz böyle konuşmuştuk. Evet. Romatizma kafa karıştıran hastalıklardan. Şahsen kendi adıma öyle düşünüyorum. Doğru. Ama gelen hep size danışan hastalardan da aynı şeyi duyuyorsunuz değil mi? Şimdi hocam hangi romatizmaydı bizimki şeklinde? Romatizmayı nasıl açalım? Dalları mı var? Her hastalık, yani her romatizmal hastalık kötü sonuçlar doğuruyor mu? Dereceleri vardı değil mi? Şimdi romatizmal hastalıklar kendi içinde gruplara ayrılıyor. ve biz onları genelde ana başlıklar halinde inceliyoruz. Ve bu ana grupların alt grupları da var. Birbirlerinden biraz farklılık gösteriyor. Tedavileri de farklılık gösterebiliyor. Ama hani herkesin bildiği anlamda romatizmal hastalıklar genellikle kronik hastalıklardır. Ve uzun süreçli tedavi ve takip gerektiren hastalıklardır. Çocukluk çağında da görülebilir. Yani 7'den 70'e her yaş grubunda görülebilen hastalıklardır.
Bugün de ben anneyim programı için özellikle çocukluk çağında görülen romatizmal hastalıklar konusunda birazcık bilgi vermek istiyorum. Evet, çok da iyi olacak. Çünkü aslında bu yanılgı artık yok. Çok yıllar önce, 20 yıl önce belki romatizma yaşlılık hastalığı olarak bilinirdi. Hı-hı. Değil mi? Hatta Kemal Sunal dizlerim ağrıyor, romatizmam tuttu, yağmur yağacak falan derdi. Doğru. Ama işte bu tip yayınlar, görsel yazılı basının da Hı-hı. desteğiyle artık bütün hastalıklarla ilgili fikrimiz var. Evet. Çocukluk çağında da görülebiliyor. Evet. Öncelikle sebepleri neler? Şimdi biz çocukluk çağı derken özellikle 16 yaşından önce başlamışları, juvenil, hatta bunun Latince karşılığı juvenil. Yani çocukluk çağı 16 yaşından önce başlayanlar. Fakat tabii bunların büyük bir kısmı da erişkinliğe kadar devam ediyor. Yani sonrasında da kronik olarak devam edebilir. Bebeklikten itibaren 16 yaşına kadar değişen ağırlıkta farklı tiplerine rastlıyoruz. Kendi içinde biz bu romatizmal hastalıkları gruplarken tutulan eklem sayısına göre ve eklem dışında sistemik bulguların olup olmamasına göre farklı gruplara ayırıyoruz. Hı-hı. Şimdi mesela eklem iltihabı dediğimiz şey artrit. Yani evet. Artrit kelime anlamı olarak eklem iltihabı demektir. Bir çocukta mesela dizinde artrit olabilir, dirseğinde artrit olabilir. Hele böyle kendini ifade edemeyecek bir yaş grubunda bir bebekse, henüz konuşamıyorsa bu ağrıyı ya da hareket kısıtlılığını ağlayarak ifade edebilir ya da yürümek istemeyebilir. Daha küçük bir çocuğu ayaklarını yere bastırmak istediğinizde sürekli bir bacağını kaçırır ve ağlar. Bunun gibi hareket kısıtlılığı ve ağrı yapar o eklemde. Ama işte bebeklik çağı birazcık daha zor. Çocuklar kendilerini ifade edemedikleri için o anne babanın çok iyi gözlem yapması gerekiyor. Bazen bu eklemlerde sıcaklık da olur. Yani oradaki iltihabı dışa vurumu olarak ateşli sıcaklık. Romatizma denilen şey burada mı başlıyor? Şimdi bu tarz romatizmaların ateş yaptığı grup da var. Şimdi genelde kronik artritlerin %10'undan az bir kısmı yüksek ateş, bazen lenf nodlarında büyüme, lenf bezlerinde büyüme, bazen dalak büyümesi, karaciğer büyümesi gibi ek sistemik yakınmalar yapıyor. Çocuğun ateşi mesela 38 dereceyi geçebilir ve genellikle hep bunlar enfeksiyonla da karıştırılabilir. Genelde çocuk doktorlarına gittiğinde hani o yaş grubunda bir enfeksiyon mu var altında, bakteriyel bir enfeksiyon mu diye araştırılır. Tedaviler verilir, antibiyotikler, ama bunlarla beraber ateş düşmez. Beraberinde eğer onun eklem bulguları da fark edilirse eğer, bu sistemik başlangıçlı dediğimiz juvenil kronik artrit grubuna giriyor. Yani bu ateşli romatizma, hani büyüdüğümüzde işte ben küçükken ateşli romatizma geçirmişim gibi tabirler duyarız mesela. Kalp kapakçığını da etkileyen. O dediğiniz birazcık daha farklı. Evet, o dediğiniz de akut eklem romatizması onun ismi. O en çok görülen mi acaba? Şöyle, akut eklem romatizması sık görülüyor idi ama artık eskisi kadar sık görülmüyor. Çünkü hem aile hekimleri hem de çocuk uzmanları, artık hekimler bu konuda çok tecrübeli olduğu için bakteriyel enfeksiyonları gayet güzel de tedavi ettikleri ve erken tanıdıkları için o kadar artık sıklıkla rastlamıyoruz. O birazcık daha farklı. Orada çünkü tetikleyici faktör bir bakteri. Beta grubu mikroplar dediğimiz, ki bunu bütün anneler biliyorlar, duymuşlardır mutlaka. O mikropların yol açtığı tarzda bir romatizmadır. Evet, onda da ateş vardır, onda da eklem tutulması vardır, deri döküntüsü vardır. Hatta kalp kası ve kalp kapakçıklarında tutulma vardır. Onu daha çok antibiyotik, aylık penisilin enjeksiyonları, aspirin ve gerekirse eğer kalp kasında özellikle tutulma varsa kortizonla tedavi ediyoruz. Benim ilk bahsettiğim akut eklem romatizmasından birazcık daha farklı. Onda da sistemik bulgular var.
Ama bu daha çok kronik. Yani akut eklem romatizması tedavi edilir ve geçer. Akut zaten adı üstünde. Evet. Benim bahsettiğim diğeri kronik. Şimdi Allah'tan bu kronik formu, daha doğrusu ateşli sistemik formu %10'undan az görülüyor. Diğer kısımlarında birazcık daha yaş ilerledikçe artık sistemik ateşli formlar daha az görülmeye başlıyor. Yani okul öncesinde ateşli formlar daha fazla görülür. Okul çağına gelen çocuklarda genelde işte artritin, yani eklem bulgularının ön planda olduğu, sistemik bulguların çok da fazla rastlanmadığı romatizmalar görülüyor. Onları da biz gruba ayırıyoruz. Mesela bir çocukta 5 ve 5'ten fazla ekleminde problem varsa ona poli, yani çoklu artrit diyoruz. 4 ve 4'ün altında eklem tutuluyorsa ona da işte oligoartrit diyoruz. Bunlar tabii Latince isimler, onlar çok detay ama buna göre bu hastalıkları gruplandırıyoruz. Tutulan eklem bölgesine göre gruplandırıyoruz. Mesela özellikle eller, el bilekleri, üst taraf, dirsek eklemlerini tutanlar biraz daha farklı bir gruba ayırıyoruz. Kalça, ayak bileği ve diz eklemleri, yani alt taraf eklemlerini tutanları farklı bir gruba ayırıyoruz. Yani gerçekten hani program başında dedim ya, haklı mıymışım? Karışık. Yani karışık. Hasta açısından karışık. Tabii hekim olarak siz adlandırdıktan sonra bir şey kalmıyor ama gerçekten hani bende romatizma var deyip işin içinden çıkamıyorsunuz gerçekten. Evet, evet. Çok çeşitli var. İsterseniz şöyle yapalım. Hani bunlar çok teknik terimleri ama hani bu neden oluyor, onu konuşalım isterseniz. Evet, genetik faktörler ne kadar önemli? Şimdi genetik faktörler çok önemli ama hani anneden çocuğa geçer tarzda birebir değil. Sadece yatkınlık geçiyor. Ama bu yatkınlıkların, bu genetik yatkınlıkların çevresel koşullarla desteklenmesi durumunda romatizma gelişiyor. Bu çevresel koşullar nedir derseniz, en çok bilinenler yine enfeksiyonlar aslında. Enfeksiyonlar başlatıyor ama bazen bu enfeksiyonları siz geçirdiğinizi bile fark etmiyorsunuz. Mesela ne gibi? Yani mesela farklı bakteriler var. Gastroenterit yapabilenler var. Bazen sadece üst solunum yolu enfeksiyonu yapabilenler var. Bunun dışında suçlanan başka ajanlar da var. İşte güneş ışınları, ultraviyole, bazı toksinlerin genetik yapısı yatkın bireyde romatizmal problemi tetiklediği düşünülüyor. Ama bunların tamamı ya da tam netlikte gösterilebilmiş değil. Şimdi burada ne oluyor? Aslında bağışıklık sistemi hücrelerimiz bizim dış mikroplarla, yabancı maddelerle savaşır. Ve kendi dokularını tanıdık bulduğu için kendi dokularına herhangi bir zarar vermez. Normalde bu şekilde olması gerekir. Şimdi bu romatizmal problemlerde ise bağışıklık sistemi hücreleri kendi dokularını eskisi gibi rahatlıkla tanıyamıyor ve onu yabancı olarak algılıyor. Ve kendi dokularına sanki bir mikropmuş, sanki bir yabancı maddeymiş gibi saldırıyor. Biz buna otoimmünite diyoruz. Yani bağışıklık sisteminin kendi kendine zarar verdiği hastalıklar grubu. Aslında romatizmal hastalıkların işte %90'ı otoimmün hastalıklardır. Ve o nedenle de kroniktir. Yani tedavi alındıkça iyi olur. Ama tedavi kesildikten bir süre sonra yenileme eğilimi gösterir. Evet. Dallara ayrılıyor dediğinizde tedavisi mümkün olan romatizmal hastalıklar da var diyebiliyoruz o zaman herhalde. Yani şöyle aslında bize göre, biz hekimlere göre biz bunları tedavi ediyoruz. Ama tabii hastalarımız tekrar nüksediyor gibi şikayetlerle evet, geliyorlar. Evet, yani tekrarlama eğilimi gösteren hastalıklar olduğu için hiçbir zaman tamamen iyileşmeyebiliyorlar. Ama yine de bu hastalıkların %10 da olsa tamamen remisyon dediğimiz uykuya sokup bir daha hiç uyanmadığı ve ömrü boyunca rahat geçirdiği durumlarla da karşılaşıyoruz. Ama hani bu daha az bir grupta oluyor. Çocukluk çağındaki romatizma anne baba için de aslında zor. Tabii. Çocuk için de zor adlandırmak ve tedaviye uyum sağlamak.
Tedavi sürecinde desteklenebilecek durumlar var mı? Yani işte spor yapma, yüzme gibi nelerle evet. romatizma ile yaşamak kolaylaşabilir? Doğru, şöyle çünkü bu çocuklarımız okulla gidiyorlar. Hı-hı. İşte yaşıtlarıyla beraber oynamak isterler. Sonuçta okul devamlılığı önemli. Şimdi ilaç tedavisini zaten veriyoruz genel Hı-hı. olarak. Onu herkes biliyor. Ama çocuğun normal hayatını sürdürebilmesi için aynı zamanda diğer arkadaşlarıyla da aktivite yapmasını bir şekilde engellemiyoruz. Evet. Mesela ilaç tedavisiyle kontrol altına alırsınız ama hani okulda öğretmenine, rehber öğretmene tembih edilebilir. Çok böyle travmaya maruz kalabileceği oyunlar oynamaması arkadaşları. Evet, beden eğitimi derslerine katılmalı, arkadaşlarıyla oyun oynamalı ama hani ve bu konuda arkadaşlarının da uyarılması gerekebilir. Çok fazla travmaya maruz kalmaması sağlanabilir. Mesela diz problemi olan bir çocuğun. Futbol gibi, ne bileyim basketbol gibi daha travmaya açık olabileceği sporlardan ziyade yüzme gibi bireysel tek başına yapabileceği ya da grup arkadaşlarıyla yine yapabileceği bir şey yüzme. Hani daha sakin olabileceği sporları tercih etmesini öneriyoruz elbette ki. Eklemleri çalıştırmak önemli yani aslında. Elbette kadar. Yani hareket ettirmek lazım. Şimdi çünkü çocuklarda eğer mevcutta o eklemde problem ve bir süre kalırsa çocuk ağrı duymamak için o eklemini kullanmamaya başlar. Hmm. O eklemin kullanılmaması demek çocukluk yaş grubunda çok daha hızlı deformite gelişmesi demektir. Çünkü kaslar kısalır, dirsek bu şekilde kalırsa daha sonra bunu açmak mümkün olmayabilir. Ya da daha doğrusu çok zor olabilir onu açmak, fizik tedavi gerekebilir. O yüzden mutlaka hareketli olmasını sağlıyoruz ki deformite gelişmesin. Çocukluk çağında çünkü erişkinlere göre çok daha hızlı bir şekilde oluyor. Bir de çünkü bu çocuklarımız büyüme çağındalar. Hı hı. Vereceğimiz tedavileri seçerken de büyümenin etkilenmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da hem o eklemi koruyarak doğru şekilde büyümesini sağlıyoruz çocuğun. Çünkü eklem kıkırdağında problem olursa asimetri gelişebilir sonra eklemler arasında. Evet. Büyüme deyince romatizmal ağrılar özellikle işte artrit dediğimiz eklem ağrıları hı hı. bazen büyüme ağrılarıyla da karışabiliyor mu? Çünkü ne zaman hani bir çocuk dizim ağrıyor ya da işte kalçam ağrıyor dediğinde büyüyorsun gibi hemen böyle geçiştirilebilir, geç kalınabilir tedaviye. Doğru, haklısınız. Büyüme ağrısı sık sık da rastlanan bir şeydir. Tabii onu da tetkiklerle anlamak mümkün. Burada tetkiklerimizi yapıyoruz. ANA dediğimiz, işte romatoid faktör dediğimiz, HLA B27, sedimentasyon ve CRP dediğimiz en önemli testleri yapıyoruz. Bunlarda eğer her şey normalse, problem çocuğun ekleminde değil de daha çok böyle kas bölgelerinde hissediliyorsa bu daha çok büyüme ağrısıdır. Hı hı. Bunu yine siz değerlendirip söylüyorsunuz. Evet, elbette. Bir de hani söylemem gereken önemli bir nokta daha var. Özellikle bu çocukluk çağındaki romatizmalarda ANA'sı pozitif olan hastalarda bazen herhangi bir yakınma olmaksızın gözün görme tabakasında da iltihaplanma olabilir. Ve bunu doğru bir şekilde ifade edemediği için de çocuk. Çünkü kızarıklık ya da ağrı ya da gözlerde yaşarma olmadan da hani sessiz bir şekilde bu iltihap olabilir. O da tedavi edilmezse körlüğe kadar gidebilir. Biz hekimlerin özellikle dikkat ettiği nokta ANA'sı pozitif olan hastalarımızı herhangi bir şikayeti olmasa bile 3 ayda bir göz doktoruna muayeneye göndeririz. Evet, ANA mutlaka. Dediğimizde kandan tespit edilen. Kandan. Evet. Bir değer. Peki göz dediniz ya böyle Hı-hı. başka yerleri tutması, tutma da denir ya. Hani, evet tutma denir kalbi doğru. Kalbi tutması, Hı-hı. işte gözü tutması gibi romatizmanın etki Hı-hı. ettiği başka organlar var mı çocukluk çağında? Elbette var. Tabii en başlangıçta sizin de söylediğiniz gibi akut eklem romatizmasında evet, kalp olabiliyor. İşte sistemik formlarda özellikle karaciğer ve böbrekte geçici olarak büyüme olabiliyor. Yine lenf notlarında büyüme olabiliyor. O sistemik tedaviyle genelde onlar yatışıyorlar, iyi tedavi edilirlerse. Hı hı. Tedavide geç kalınırsa ya da atlanırsa
bazen olabiliyor. Çok çocuklu, kırsal kesimdeki ailelerde vesaire. Aslında romatizma ile ilgili de taramalar olmalı bence. Doğru. Çünkü çok gizli, uyuyan, sonradan başka şekillerde ortaya çıkan oluyor değil mi çocuklar büyüdükçe? Geç kalınırsa nelere yol açabilir gelecek hayatında çocuk açısından? Yani hele çocukluk çağında iyi tedavi edilmezse eklem harabiyetinden dolayı büyüme gecikmesi olabildiği gibi asimetri de olur. Yani dizinde bir problemi varsa diğer dizi normalken etkilenen dizde gelişen deformite nedeniyle sonrasında o bacağı biraz daha kısa kalabilir, topallayabilir. Dizini rahat açıp kapatamadığı için rahat hareket edemez. Yani deformite dediğimiz sakatlık problemine yol açabilir. Şimdi sorular gelmeye başladı sevgili izleyiciler. Hep söylüyorum. DM'den göndermeyin. Son postların altına yazın. Ama yine neyse ki öyle bir bakayım diye dedim. Şimdi Tuğba Hanım diyor ki 3,5 yaşında oğluma HSP teşhisi. HSP ne hocam? O Henoch-Schönlein purpurası. O farklı. Ondan bahsetmedim. Yani çünkü romatizmadan o da romatizma. O da romatizma. Ama ben bugün biraz sınırlandırmak durumunda kaldım. Ya, o çünkü kadar çok fazla. Evet. Sadece artrit yapanları evet, anlatmaya görülen. Çalıştım. Evet, evet, evet onları anlatmaya çalıştım. Bunu açmadık ama yine bir romatizma çeşidi. Teşhisi konmuş 3,5 yaşında. Bacaklarında kızarma ve en sonunda döküntüler vardır. Evet, testislerinde şişme meydana geldi. Hastaneye yatırılmış. 3 gün kortizon tedavisi uygulanmış. Bu hastalık hakkında bilgi alabilir miyiz? Bu çok da uzun bir konu aslında. Evet uzun ama özetleyebiliriz. Mesela ben hani romatizma ile ben de iç içe olan ve araştıran biri olarak ben de duymamıştım bunu. Yani Henoch-Schönlein purpurası hem çocukluk hem erişkinlik yaş grubunda görülüyor. Daha çok bunun da enfeksiyonların tetiklediği, mikropların tetiklediği bir romatizma. Henoch-Schönlein purpurasında en önemli özellik aslında o özellikle derinin küçük kılcal damarlarını ilgilendiren bir romatizma. Yani eklemden ziyade kılcal damar, küçük kan damarlarını etkileyen bir romatizma cinsi. O da hem yüksek ateş hem böyle kalçadan bacaklara doğru döküntülerle seyreden, zaman zaman karın ağrısı yapabilen ama en korkulan sonuçta bazen böbrekleri etkileyebilen, böbreğin süzme fonksiyonlarını etkileyebilen bir romatizma cinsi. Çok sık karşılaşılmıyor galiba. Henoch-Schönlein purpurası ile evet çok sık rastlamıyoruz. Yani anlattığım o artrit dediğimiz eklem iltihaplı olanlara göre çok çok daha az. Yani onun da sistemik bulguları var Henoch-Schönlein'in. İşte orada özellikle böbrekleri çok Alman sıkı takip ediyoruz. Adamı bu çok merak ettim. Evet. O bulmuş evet. Peki şimdi hep aklıma geliyor. Bazen hani beslenmeyle de ilişkili olduğunu hep duyduk. İşte yüzme öneriyorsunuz. Nemli havalar ya da nemli evler gibi böyle yaşamsal alanlarda da değişiklik gerektirir mi romatizma? Aslında nemin romatizma yaptığına dair hiçbir bulgu yok. Ama ağrır nemli havalarda. Ama işte soğukta ve nemde tabii ki dış çevreye farklı reaksiyon veririz. Dolayısıyla zaten eklemleri problemli olan bir kişi nemli, soğuk, rüzgarlı havalarda daha çok ağrı hissedebilir. Hani bu sadece ağrının durumunu kontrol etmemize faydası evet, olabilir. Evet. Nemli bir ortamın ya da yaşadığımız şehrin nem oranının. Yani kuru iklimlerde birazcık daha ağrıyı daha az hissedebilirler. Rahat. Güneşi sever mi romatizma? Mesela kuma gömmeler falan olur. Biraz böyle halk arasında doğru bilinen yanlışlara da değinelim. Evet evet. Romatizmam var beni kuma göm. Onlar kesinlikle çok büyük yanlışlar. Ya evet. Ancak hani kuma gömme ne de işe yarar söyleyeyim. Hani ileri yaşlarda kireçlenmesi evet. olanlar. Ama kireçlenmeyle romatizma da hep karıştırılır. Hem yakın hem uzaklar birbirine. Aslında biz tabii ki kireçlenme problemiyle de ilgileniyoruz romatologlar olarak ama kireçlenme daha çok dejenerasyon yani yıpranma sonucunda meydana gelmiş evet. bir problem. Orada bağışıklık sistemi ya da işte bir iltihap olayı çok fazla söz konusu değil. Ama iltihaplı romatizmalarda işte kuma gömmek, kaplıca tedavisi, sıcak uygulamalar bunlar gerçekten doğru değildir. Tam tersi değil mi? Özellikle de iltihabın çok yoğun olduğu dönemlerde. Hani iltihap yatıştıktan sonra
her şey kontrol altına alındıktan sonra işte diyelim ki dirseğini çok rahat açamıyoruz. O dönemde tabii bunu rahatlatmak için bir fizik tedavi uygulaması yapılması gerekiyor. Hani eklemi normal hale getirmek için. O egzersizler esnasında ufak ufak sıcak uygulamalar o zaman yapılabilir. Ama iltihabın tamamen kontrol altına alınmış olması gerekiyor. Evet, yani romatizmanızın cinsini bilmeden, hekime danışmadan kaplıcaya gideyim, dizlerime iyi gelir, hamama gideyim, sıcak kumlara gömüleyim, bunları yapmamak lazım. Evet. Aynen, yani mutlaka onu danışmak gerekiyor. Evet, çocuklarla ilgili de zaten işte bu tip ağrılarda bilinçsizce hareketler tam tersi daha da kötü şeylere evet. sebep bir olabiliyor. Bir de Türkiye'de tabii romatolog sayısı az. Çocuk romatoloğu sayısı ondan da az. Dolayısıyla normalde ben erişkin romatoloji hekimiyim ama zaman zaman hastalarımız hekimlere ulaşmakta bulmakta zorluk çektikleri zaman romatolojik bir vakaya işte çok küçük olmamakla beraber böyle 12-13 yaşından büyüklere zaman zaman ben de bakıyorum. Evet. Genelde çocuk hekimleri ya da ortopedistler ve bazen fizik tedavi uzmanları bu çocuklarla karşı karşıya kalıyorlar. Tabii en çok çocuk hekimleri karşıya kalıyor. Mutlaka hani bir çocuk romatoloğuna olmuyorsa bir erişkin romatoloğuna mutlaka yönlendirilmesi gerekiyor hastaların. Evet. Bir soru sorabilir miyim sevgili yönetmenim reklamdan hemen önce? 4 yaşında bir kızı var izleyicimizin. İzleyicimizin rahatlaması açısından soracağım. Çünkü romatizma ile alakasız olduğunu düşündüğüm bir soru. Ama o tabii dizden ve eklemden bahsedince endişelenmiş. 4 yaşındaki kızı 2 yıl önce düşmüş, dizinde şişme olmuş ve sonra sıvı birikmeye başlamış. 15 gün önce sıvı çekildi, kan tahlilleri temiz. Sıvı yeniden oluşmaya başlamış ama romatizma olabilir mi? İltihaplı romatizma olabilir mi diyor. 2 yıl önce düşmüş. Evet. Ve hala devam ediyor sorunu. Evet. Öyle ben öyle anladım. Yani bazen travmalar... Travma romatizmaya döner mi? Travmalar romatizmal problemleri tetikleyebiliyor. Bu az görülür ama olmaz diye bir şey yok. Çünkü erişkin hastalarımda da birkaç tane travmayla tetiklenmiş romatizma tanısı koymuştum ben. O travmayı vücut düzeltmeye çalışırken, tamir etmeye çalışırken sonuçta orada bir bağışıklık sistemi yine kontrolden çıkabiliyor ve kendi dokularına karşı antikor oluşturabiliyor. Bu tarz bir problem olması mümkün olabilir. Yine bu baktığınızda danışılmasına evet, fayda var. Şey yapabilir, hatırlatabilir. Hı-hı. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Mersi. Evet, romatolog doktor Selda Ökten bizimle beraber de sevgili izleyiciler. Şimdi ben annemin mutfağına gideceğiz. Kekçikler yaptık, çikolatalı top kekler yaptık. Bir türlü söyleyemiyorum ya adını. Kek Pops'muş, bu kadar da basit bir adı var. Bakalım Gülşen neler yaptı. Bizden ayrılmayın, kısa bir reklam arası. Evet, ben anneyim devam ediyor sevgili izleyiciler. Mutfağımızdayız biliyorsunuz. Gülşen bizim için bugün, bak gene unuttum adını ya. Cake Pops. Cake Pops yaptık. Neden unutuyorum acaba? Cake Pops çikolata topları yaptık yani. Özel çikolata günlerde. Topu diyelim. Evet, Türkçe olsun değil mi? Türkçe olsun. Evet. Çikolata topu yaptık. Özel günlerde, doğum günlerinde kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Evde de çok pratik. Pratik deyince kızıyorlar. Gerçekten aslında pratik gözüküyor. Ama bütün malzemeleri aldığınızda gayet pratik oluyor. Bir özet diyelim mi Gülşen? Tamam. Biz ne yaptık? Öncelikle tabii kakaolu bir keke ihtiyacımız var. Kakaolu bir kek pişirdik. Hı hı. Sonrasında onu ufaladık. Daha sonrasında bir ganaş kremi hazırladık. Ganaş kremayı nasıl hazırlıyoruz? Bir kuvertür çikolata, 200 mililitre sütün, pardon, çiğ krema içerisinde 200 gram da çikolatayı eritiyoruz. Benmar usulü. Hı hı. Bu şekilde bir gecede onu bekletiyoruz. Sonrasında hepsini beraber harmanlıyoruz. İçerisine isterlerse tabii ki fındık, kuru üzüm vesaire kuru yemiş kullanabilirler. Hı hı. Daha sonra onları top haline getirdik. Top top yaptık. Evet. Şöyle oldu sevgili izleyiciler. Top top yaptık onları. Bir güzel. Sonra da daha önceden buzdolabında, bir saat evet. bekliyoruz. Yaklaşık işte bir saat kadar en az beklemesi gerekiyor. Biraz donması gerekiyor ki sıcak benmar usulü ısıttığımız çikolata içerisinde dolaştırırken erimesinler diye. Evet, dağılmasınlar evet, diye. Dağılıyorlar çünkü. Çubuk yerine ince kürdanlar da olabilir. Tabii ki. Bu et şiş yaptığımız kürdan. Kürdan mı deniyor? Çöp şişler de olabilir. Çöp şişler de kullanabiliriz ama bunlar çok estetik şık, gözüküyor. Yeni çok çubuklar şık, çıktı evet. Böyle çok güzel şeyler çıktı. Pipet bile kullanıyorlar.
yapıyorlar inanın. Her türlü malzemeyle istendikten sonra hadi yapılabilir. Bakalım, yapalım. Süsleyelim. Bir tane de ben kendi kafama göre süsleyeceğim. Şimdi çikolatamızı buluyoruz ama çikolatanın çok sıcak olmaması gerekiyor. Ilık da olmasın. İşte yani bayağı bir ısısı düşmüş olması gerekiyor ki... En zevkli kısım bu kısım yalnız. Biraz sabır gerektiriyor yalnız Selda'm. Öyle mi? Evet. Niye biraz burada bekliyoruz. Çünkü bakayım. Akıtana kadar. Ağzımın suyu aktı. Biraz böyle çeviriyoruz sürekli. Şekere bayılan biri olarak biliyorum ama bu çok kötü de olsa tatlısız bir hayat ben düşünemiyorum. Aynı şekilde. Ne yazık ve ki. Ve ben tatlının gerçekten bağımlılık olduğunu, yani ben değil herkes söylüyor zaten, tatlı bir bağımlılık tıpkı diğer kötü alışkanlıklar gibi. Ondan kurtulmak gerekiyor. Şurayı yapamadım diye uğraşıp duruyorum ya. Biraz orası tabii çikolatamız azaldı tabii başka yapınca. Şöyle eğdirelim. Tamam. Bak hala süpersiniz. Olmuyor ya. Yok yok oldu o. Şimdi böyle eğdirince tamam. Kendi... Akacak. Şimdi son damlasına kadar biraz akması biraz için akması bekleyeceğiz için tabii. Bekliyoruz. Evet, burada biraz sabır gerekiyor. Biraz sohbet edelim. O zaman biz bekleyelim. Sonra da çevire, süsleyeceğiz. Çevire. Bu arada süslerken yine bekletmek gerekiyor mu? Direkt başlayabilir miyiz süslemeye? Yok, akarken beraber akıyor. O yüzden tamamen son damlasının akmasını bekliyoruz ki. Nasıl güzel oldu ya. Süslerimiz de beraberinde akmasın diye. Gönlüm ister ki bütün izleyicilere ikram edebilelim. Yalnız herkes bekliyor kedi gibi. Şimdi eminim ben herkes evde deneyemek isteyecek bunu. Çünkü isteyecek çok, de çok işte, güzel bir lezzet gerçekten. Bu malzemeleri gerçekten. Almak. Bir de şey yorumları geliyor. O kadar kolay mı? Kaç para biliyor musunuz o malzemeler diye. Ya şöyle bir şey olabilir. Yani bu... İlla bir kuvertür çikolata kullanmak zorunda değiller. Marketten aldıkları paket çikolatayla da bunu kaplayabilirler gayet güzel. Çok daha basite indirgersek de evimizde yaptığımız keki, parçalayıp top aynen. top yapıp biraz da işte süs müs bir şeyler yapıp yapabilirsiniz. Bu arada kaçırdığınız tarifleri tekrarını 360.com.tr'den bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Süsleyelim şimdi programı orada, bitiriyoruz tabak artık. Tabak üzerinde şey yapalım, dökelim üzerine birazcık. Tamam, tabak üzerinde. Ben şöyle yapsam, ay olmaz o kadar da daha neler ya. Bulayınca kötü oluyorlar. Evet, bulasam mı acaba dedim de nasıl anladınız? Batırı verecektim içine. Nasıl şöyle. Güzel oldu. Evet. Miki'nin başını da koydu. Şurada ben şeker hamurundan. İşte size çikolata şeylerden, topları. Çiçekler falan da yapmıştım. İster misiniz? İsterim. Çok güzel oldu. Evet, çok teşekkürler. Elinize sağlık. Ben de teşekkür ederim. Harika oldu. Dilediğiniz gibi isteyebilirsiniz. Evet, umarız herkes yapar. Dediğimiz gibi tarifleri yine programın tekrarından bulabilirsiniz internet ortamında. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben de teşekkür lezzet ederim. Lezzet kattığınız programa. Için. Şimdi programdan hemen sonra hep beraber tadına afiyetle. Bakacağız izleyiciler için. Herkes hazır ve nazır bekliyor tadına bakmak için. Evet, yarın yeniden buluşalım saat 10'da sevgili izleyiciler. Görüşünceye kadar hoşça kalın.